markaj ekranlarından herkese merhaba. Timeline Galatasaray'ın yeni bölümünde sevgili Elinç Bilican ve ben Furkan Arslan karşınızdayız. Elinç abi hoş geldin. Hoş bulduk Furkan, ne haber? İyiyim abi, seni sormadı. İyi diyelim, iyi olalım. Yuvarlanıp gidiyoruz. <laughs> çok şükür, bugün de hayattayız. Seninki iyi bir yuvarlanma var. <laughs> <laughs> o kadar da abartmayalım. Hayallerimi yaşamaya devam ediyorsun. Bir Amerika gezim vardı. <laughs> evet, gittik döndük. Gezi değil işte, hep söyledim sana yani artık. Bir iş o. O yüzden çok imlenmesen iyi olur bence. <laughs> söylediğim kafeyi bulabildin mi? Yok bulamadım maalesef o Galatasaray kafesini bulamadım. <laughs> yeterli info'yu veremedik sana Evet yeterli info açıklayıcı şeyler yapamadın o yüzden. <laughs> Hazırsan gündeme geçelim abi. Geçelim gündeme malum Avrupa maçıyla. Evet. Başlamak istiyorum. Galatasaray kendi sahasında İsveç temsilcisi Ersporgu 4-3 mağlup etti. Hı hı. Şimdi akıllarda şu soru işareti var. 3-0 öne geçiren bir maç. Evet. İlk yarı çok güzel bir oyun. Evet. İkinci yarı yine bambaşka bir senaryo sahne oldu. Hı hı. Maç hakkındaki böyle kısa bir yorumunu almak istiyorum senin. Şöyle başlayayım. Ben bu maçı Kasımpaşa ve Riga maçlarıyla çok fazla şey yapmam. Yani aynı düzleme oturtmam. Çünkü Kasımpaşa ve Riga maçlarında gerçekten oyun anlamında da birisi 3-3 diğeri de iki 2-2'ye dönerken oyun anlamında da ciddi sıkıntılar yaşadığın bir maçtı. Ama Elfsborg maçının çok oyun anlamında o kadar sıkıntıların yaşandığı bir durum olarak açıklamam. Çünkü çok bireysel hatalardan ciddi sıkıntı çektik. E bir tanesi zaten penaltı. Hiç olmayan bir yani hiç tehlikeli olmayan bir pozisyonda işte Barış'ın elini değmesiyle alakalı bir penaltı oldu. Ondan sonra üçüncü gol zaten Abdülkerim'in hani orada gereksiz zorlaması ve gereksiz zorladıktan sonra da üçlüyü ilk defa oynayan bir takımın çok doğal bir şekilde yerleşim sıkıntısı yaşaması ani bir atakta. Çünkü yenilen golde 6'ya 2 aslında baktığın zaman ama yine de Davinson taç çizgisine doğru açılmıştı tam orada. Hatta orada bir debelenme hali vardı. Davinson'la rakip arasında. Ve evet. e, o debelenme halinde topu Abdülkerim'e bir şekilde kurtardıktan sonra o top kaybı geldi. O yüzden ona da bir şey diyemiyorum. Çok bireysel hatadan çok net bir pozisyon yakalandı. İlk gol de yine bir bireysel hata ve üstüne iki tane daha kanat bekliği yeni öğrenen iki oyuncumuzla. Birisi Yunus, diğeri de Barış. Yani dikkat et gol nasıl geldi. Birisi Yunus'un arkasından kaçan adam. Öbürü evet. Barış'ın koşuyu devam ettirmemesinden kaynaklı hemen arkasından kaçan adamdan geldi. gol. O yüzden hani ilk üçlü denemesi bence gayet iyiydi. Özellikle o hücum anlamında, o asf anlamda çok iyi sinyaller verdi takım. Çünkü antrenmanda oynamakla Antrenmanda bunu pratik etmekle maçta pratik etmek arasında dağlar kadar fark vardır. Zaten çok fazla antrenmanda pratik edilemediğini biliyoruz bu durumun. Hem milli takım aralarından kaynaklı hem 3 günde bir maç oynamaktan kaynaklı. İlk kez bir antrenmanda pratik edilen bir taktiğin hücum anlamında bu kadar iyi sonuçlar vermesi bence ilerisi adına olumlu sinyaller verdi. Sen maçı tribünde takip ettin. Evet. O Erspor'un geri dönüşünde bir kasım paşamasının aynı senaryosunun yaşanacağından korktun mu? Ben korkmadım ama tabii ki böyle bir kork stat Gerildi, <laughs> stat gerildi <laughs> evet. evet. Yani tabii ki ben de ister istemez aman ağzımızın tadı kaçmasın moduna geçtim. Ama stat gerildi onu söylemek lazım. Ama doğaldır yani. Daha çok yakında iki tane üst üste maç yaşamışsın onu. O da doğaldır yani. Onu yapacak bir şey yok. Oyuncular da belki gerilmiştir. O ilk golden sonra oyuncular da bir hop aman hemşerim olmuşlardır <laughs> yani. Evet. <laughs> Nereye? Aynen. Öyle olmuşlar olabilirler yani. Peki, doğaldır o da. İlk ilk üçlü denemesi gelecek adına bir umut vaat ediyor mu sende? Bence vaat ediyor. Özellikle dediğim gibi hücum anlamında çok ciddi ışık verdi. Savunma anlamında da pratik ettikçe Bence o işte daha da böyle şey olacak Yani kemikleşecek o iş Bence Ya ben şeye çok takılmıyorum ya bu arada Furkan yani herkes diyor ya Ben işte 4-4-2 severim Ben 3-5-2 severim Ben 4-2-3-1 severim falan hiç, hiç böyle bir şeyim yok Takıntım yok bu arada Takım iyi oynasın İsterse 1-2-8 falan oynasın yani. Beni ilgilendirmez orada. 1-2-8 olmuyor gerçi. Hadi kaleciyi de sayalım. Cem Dizdar abimize buradan selamlar. Kaleciyi de saydım bak onun hatırına. İsterse 1-2-8 oynasın yani. Benim için fark etmez. Takım iyi oynasın. Geri kalan önemli değil. Ligimizde üçlü savunmayla oynayan takımların aslında çok fazla başarılı olamadığını görüyoruz. Yani biraz Galatasaray taraftarında o korku da var. Yani bunun sorumlusu üçlü savunma mı? bence biraz psikolojik. Psikolojiden ziyade sen üçlü oynayamıyorsun diye. Bunu pratik edemedin, doğru kurguyu oyun içerisinde gerçekleştiremedin diye üçlü savunma niye bütün günah üstüne alıyor? Roberto Mancini geldiği zaman Galatasaray'ı hatırlıyorsan bir İtalyan teknik direktör. Bu sefer gerçekten üçlüye geçiş olur tarzında bir dedikodular Olmadı, çıkmıştı. Olmadı, evet. Olmadı. Yani orada bile olmayınca şimdi neden üçlüye bir anda dönülüyor tarzında. E, i̇kili oynaman lazım. <laughs> Önde ikili oynaman lazım. Nasıl yapacaksın? Hangisinden vazgeçerdin? Tek forvet oynasam. Tek forvet oynasam Hangisinden vazgeçerdim? Çok zor soru bu ya. Yani gerçekten çok zor soru. Ben şu an ikisinden de vaz... İstifa ederdim. <laughs> ben şu an ikisinden de vazgeçemezdim. Çünkü inan bana Furkan yani Icardi'nin işte oyun içindeki gezici rolünün kattığı pozitif şeyler var. Osimen'in gol atamadığı bir maçta çoğu insanın da çok beğenmediği bir maçta. Sen beğendin mi mesela sorayım. Osimen çok içime sinmedi açıkçası. Bence maçın yıldızıydı mesela. Ben bire koyarım. Bu Şöyle maçta. hava toplarında mesela o dikkatimi çekti. Hı -hı. Hiçbirini vermedi rakibe. Hiçbirini vermedi. Bak ondan da ziyade sıkışan oyunu açmak konusunda çok büyük bir ustaya. Yani şeye dikkat et Icardi'nin attığı golde. O simen dışında birisi olsaydı Sara o topu oraya kullanıp oyunu inanılmaz bir şekilde sıkışmışken açabilecek miydin? Çok o simen sanmıyorum. dışında başka birisi olsaydı. Çok sanmıyorum. Ben hiç sanmıyorum. Mertens olsa o topu yakalayabilecek miydi? Hayır. Yakalayamazdı çünkü zaten 1.95'lik stoperle beraber topu almaya çalışacaktı olmayacaktı. Icardi keza yine aynı şekilde. O Siemens sana bu konforu sağlıyor sahada. İnanılmaz bir şekilde yani ve daralana dönüyorsun. Daralandı da adam bir şekilde alverleri yapıyor. Yunus'un attığı gol yani İki kişi tamamen kümelenmiş ceza sahası önüne tamamen kümelenmiş Elsford savunmasını iki kişi deldi. Birisi hızıyla deliciliğiyle öbürü de hem rakip stoperleri sırtına alabilmesiyle hem de ya adamda her şey var bir kere ya Furkan. Yani kuvvetli diyorsun hızlı kafa topuna çıkıyor ve enteresan bir şekilde pas yeteneği de çok kuvvetli. Bir de şöyle bir olay var yani Osman'ın bence varlığı bile rakip takım için bir dezavantaj. Yani orada mesela Yunus'un golünde ceza sahasında bir Osimen tehdidinin olması bile aslında. Tabii canım. Kesinlikle öyle. Ya bak Mertens, Icardi bunu daha önce yayında da söyledim. Yine söylüyorum. Kaleciyi çıkar. Kaleciye de vardır biraz katkısı ama. Kaleciyi çıkar. Kendisini çıkar. Sağda kalan 9 kişi var ya. 9 kişinin bu istatistik sitelerindeki o puanına artı bir puan katıyor. Öyle bir adam o Süven. Ki bence Elstork maçını da yaptığı oydu. Şunu da sormak istiyorum. Galatasaray'ın önünde bir Beşiktaş derbisi var. Şampiyonluk yolunda da çok kritik bir maç. Evet. Okan Buruk'a maç sonunda yöneltilen bir soru vardı. Üçlü savunmayla devam edilecek mi diye. Okan Buruk da tabii ki bazı maçlarda göreceğiz tarzında bir cevap verdi. Şimdi Beşiktaş maçında sen üçlü savunmayla çıkılması gerektiğini <laughs> düşünüyor musun? Jakobs'un yokluğunda evet. Ya i̇yi de pratik etmişsin. Son bir 1-2 düzeltmen gereken defo var. Onları da bence iyi pratik edebilirse Galatasaray hafta içerisinde... Bence evet. Hazır böyle de tutmuşken değerlendirilebilir. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahasına biraz da kalabalık karşılık vermek lazım. Peki büyük bir risk barındırmıyor mu? Ne riski? Avrupa Ligi'nde de risk barındırıyordu. Elspork da bakma yani hani şimdi insanlar biraz küçümsedi de Elspork iyi takım. Ben Erspor'un alt savunma karşı... çıkmasaydı Okan Burun'un üçlü savunma çıkacağını sanmıyordum. Yani biraz ama... Elspork'un er üçlü Yok, savunmasına bence, bağlı bence olarak çıkmıştır. Bence hazırlanmıştır da çıkmıştır. Öyle Elspork'a karşı bir şey değildir. Bu arada Elspork bence dörtte oynadı maçta. Bana daha çok Elspork dörtte oynadı gibi geliyor. Oyun kurulumda. Asimetrik bir şey oynamış olabilir bu arada Ama hani özellikle baktığımda Ellsborg'un hep dörtlü yerleştiğini gördüm Bak üçlü kadro olarak çıkmış olabilir Yani üç stoperle çıkmış olabilir Ama illaki yerleşimde bence biraz daha dörtlü gibi yerleştiler Ellsborg Son dakikalarda Ellsborg maçında da Basuay'ın <laughs> attığı bir gol vardı Ama offside olduğu için gol sayılmadı Evet Ama yine de statta Varya şarkısı çalındı İlk defa duydum ben Aslında <laughs> Basuay'ın golünden sonra Muhtemelen sen Diyor, de ilk defa çalındı bu arada Nedir bu Varya'nın hikayesi? Varya'nın hikayesi bir hikayesi yok. Baştan söyleyeyim futbolcu istememiş. Böyle bir Batu Şahin'in talebi yok. Son dönemlerde artık golcülerin şarkıları özellikle talep ediliyor ve çalınıyor ya. Hı -hı. Öyle bir durum yok. Ama hani şunu söylemek lazım. Bence biraz Galatasaray yönetimine ufak bir uyarı yapmak lazım. Yani her şarkıcı tanıdığınızın şarkılarının PR'ını yapacağız diye... Böyle Emruvaki tepeden bir şarkı indirecekseniz bizim işimiz var. Batu aynı şarkısı tam böyle oldu. Onu söyleyeyim. Yani bir şarkıcı şarkısını getiriyor. Diyor ki bunu çalın ve tepeden de bir baskı yapıyor. Yöneticiler tarafından bir baskı yapıyor. Ya benim şarkım çalınsın, benim şarkım çalınsın. Sonra geliyor bu şarkı çalınıyor. Statta da mesela kimse anlamadı. Kimse anlamadı, kimse sevmedi zaten. Ama işte bak yani hani yöneticilere burada en azından ben bir Galatasaray taraftarı olarak yani bir tribünde bu işin eğlencesine çok dert edinen bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray taraftarları adına bir uyarı yapmak istiyorum. Öyle sanatçı tanıdığınız, şarkıcı tanıdığınız vesaire bunların şarkısının PR'ı yapılacak vesaire diye böyle doğal olmayan bir şarkı ataması lütfen rica ediyorum yapmayın yani. Ben sana söyleyeyim. Orada ne Batu böyle bir talebi var. Ne de başka birinin böyle bir şeyi var. Bat... Tamamen şarkıcının bir yöneticiye bu şarkıyı kabul ettirmesiyle olan bir şey. Muhtemelen Batu taraftarlarla birlikte ilk kez orada duydu. Evet. E, ee, öyle oldu bu arada hakikaten. <laughs> ha bir de var ya nedir ya. Ya gözünü seveyim bak Osimen istemiş yarim yarimi. Ben hala söylüyorum o Osimen'in şarkısı değil mesela. Tamam onu Osimen istemiş. Okey. Ama yani Osimen'in <laughs> karizmasına falan uyan bir şarkı değil mesela. Bak ben ona itiraz ediyorken bir de şimdi sipariş şarkı dolandırdılar başımıza yani. Paralel evrende Batu Şua'yı. Vallahi ya Alişan <laughs> mıdır bu adam yani var ya çalıyorsunuz. En sevdiğin şarkıcı kim? Tarkan. Açık ara. Off the record senden şarkısını dinlemek isterim. Tarkan'ın mı? Evet. Senin sesinden. Muhtemelen Tarkan yurda geri döner. <laughs> bir daha böyle bir şey olmasın diye. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da açıklamaları vardı. Hı -hı. Takip etmişsindir onları evet. da. Evet. Sen orada Amerika'daydın ama. Tabii Takip ettik ama. <laughs> Okan Burun Kasımpaşa maçının sonlarında bir demeci vardı biliyorsun. Kameralara yansıyan demeç değil de. Bu hakem bu penaltıyı verirse burada bir daha maç yönetemez. <laughs> bu soruldu Hacı Osmanoğlu'na. Hacı Osmanoğlu da şöyle cevap verdi. Öyle düşünmeyeceksiniz. Ona en büyük ceza bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına tekrar gelecek. O zaman görürsünüz işte. <laughs> Şeklinde kısa bir açıklaması var. Daha uzun ama ben özetliyorum sana burada. Evet Bu açıklamanın üstüne. Sen neler söylemek istersin? Çünkü Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Senin fikirlerini merak ediyorum. Yani söylenecek bence hiçbir şey yok. Hangi koltukta oturduğunun farkında değil belli ki İbrahim Bey. Hala Trabzonspor başkanı ve Trabzonspor'un haklarını koruyan sert bir başkan üslubuyla konuşuyor. Ama artık o koltukların daha üstünde, daha kapsayıcı bir koltukta oturduğunun hiç farkında değil belli ki. Yani bu tehditvari cümleler orada da olmasın tabii ki de. Yani o Trabzonspor Başkanlık koltuğunda kaldı sevgili başkan. Yani burada sadece Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da değil yani. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Van Bronckhorst işte ne kadar sevmesen de Bülent Uygun. Ya hiçbirine böyle üst bir şey konuşamazsın yani. Oturduğun koltuğun görev bilinci bunu gerektirmeli yani getirmeli sana yani. Rica ediyorum. Ha olay şuysa seçilmeden hemen önce hakkında bir sürü o işte Ali Koç'a söylediğin sözler vesayeler gündem oldu. Eğer bunu tersine çevirmeye çalışıyorsan bu çok daha büyük saçmalık. Federasyon Başkanı olarak seçildikten sonra da yaptığı açıklamalar vardı. Onları da biliyorsundur. Evet. Futbolda işte bu kaos ortamını bitirmek istiyorum. Dedi ve tezze etti değil mi? Evet. Evet. Tam onu soracaktım. Yani... Ya şunu söyleyebilirsin. Okon hocanın böyle bir şey söylemesiyle biz hakem atamasını yapmayız. Bize kimse böyle bir şey yaptıramaz. Yine eğer Okon hoca hani böyle bir gücü olduğunu düşünüyorsa böyle bir gücü yoktur. Bu hakemimiz yine Galatasaray maçına atanacaktır gerektiğinde diyebilirsin yani. Bu da karşı çıkmaktır. Karşı bir söylemdir. Ama tehdit barındırmaz. Kesinlikle. Uyarı barındırır. Bak uyarı başka bir şey. Tehdit başka bir şey. Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı şey tehdit. Görüşürüz falan mesela. Ya bir de en son mesela gördüm mü bilmiyorum o fotoğrafı. Cefer'inle beraber Ali Koç'la beraber bir fotoğrafı var. Evet orada da gündem oldu. İnanamıyorum yani o fotoğrafı verilmesine inanamıyorum. Yani bir tane danışmanınız yok mu sizin İbrahim Başkan? Bir tane danışmanınız yok mu ya İbrahim Bey şu fotoğrafı burada çekilmeyelim diyecek bir tane danışmanınız yok mu sizin yani? Çok enteresan ya. İki tanesi koltukta oturuyor, bir tanesi sandalyede. Geçtiğimiz hafta Yunus Akgün'ün bir sosyal medya paylaşımı vardı. Hı hı. Bir taraftar marşını postuna ekleyerek bir paylaşımda bulundu. Evet. Daha sonrasında bu Beşiktaş camiası tarafından dikkat çekti. Tepki de çekti hı hı. ve şikayette bulundu. Beşiktaş'ın bir paylaşımı da vardı sosyal medyada. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. O zaman ben de şey diyebilir miyim? Ben de yöneticinin zeki, çevik ve <laughs> ahlaklısını severim diye. <laughs> Erinç ya şey. simit kahve gazozla şey yapıyorsun. Göndermeli tweet atıyorsun. Transfer çıkıyorsun ya simit kahve gazozla. Hı hı. Yani sonun nereye gittiğini herkes biliyor herhalde. Tepeden işte stadın Türkçe olimpiyatlarındaymış falan filan. Bir de sızdırıyorsun bunu. Hani böyle bir gönderme yapıyorsun. Anlaşılmıyor O gönderme Türkçe olimpiyatları Çünkü niye? İtan var orada Anlaşılmıyor Bir de fenomenlerle falan filan Sızdırıyorsun Hani bak biz bunu böyle söylemeye çalıştık Ya haberiniz olsun Diye sızdırıyorsun Sonra kalkıyorsun geliyorsun Diyorsun, diyorsun ki Ben sporcunuzdaki çeyrek ve severim ya Yani dinime küfreden Müslüman olsa Söylenen sözler ve yapılan eylemler aslında çok farklı Şimdi Yunus Akgün'e de bir ceza verildi Aslında 2-3 maç ceza verileceği konuşuluyordu hı hı. Ama federasyon 117 bin TL'lik bir ceza verdi Bak şimdi şöyle saçma sapan bir şeyin ortasındayız Yunus Akgün ...maç cezası alacağı sevk hangi sevk? Hakaret. Hı hı. Değil mi? Hakaret. Şimdi Profesyonel Disiplin Kurulu... ...hakareti incelerken... ...neye göre hakareti inceler? Yani TCK'da da... ...bir hakaret olarak kanun... Kanıt. olarak da bir hakaret olarak kabul edilmesi Hı. gerekir değil mi? Ve kanıt olması gerekiyor. Kanıtı da geç. Kanıt var zaten hani. Instagram'dan bir şey paylaşmış. TCK'da da bir hakaret olması gerekiyor. Yani bir kanun hükmünde de bir hakaret olması gerekiyor ki bu profesyonel disiplin kurulları şey değil bunlar. 4-5 kişi aralarında toplar hakaret mi sence? Evet hakaret. Hadi o zaman ceza verelim. Böyle kurullar değil ki. Bir sürü avukatın olduğu, işte bir sürü hukukçunun olduğu ya niye o zaman bu hukukçuları koyuyorlar buraya? Tamam Yunus Akgün'ün paylaşımını bir kenara koyalım. Bence de hoş olmayan bir paylaşımdı. Ya gerek yok. Ne gerek var? O Hemen şey Giriyorum. Ha. Yunus Akgün'ün de bu konuyla ilgili bir açıklaması Kendisi de vardı. Kendisi üzüldüğünü, sosyal medya yöneticilerinin paylaştığını, evet. sosyal medya ekibinin paylaştığını hı hı. onu söyledi mesela. Ya, bence de gereksiz bir paylaşım ve olmaması gereken bir paylaşım. Gerek yok yani. Ama hakaretten değerlendirmeye çalışmak da ayrı bir saçmalık. Çünkü eğer o kuruldan bir hakaret kararı çıkacaksa gerçekten onun bir hakaret suçu teşkil etmesi gerekiyor. Furkan. Yanlış bir şey var ve hakaret değilse de sportmenliğe aykırı davranış. Bu kadar basit. Mesela dün Beşiktaş tweet attı. 30 tane mi 50 tane mi alkış emojisiyle. Yani niye? Zaten sevk maddesi yanlış bu adamın. Hakaretten sevk edildi. Ya bu kadar net bir done var elinde yani. Bilmem kime bilmem ne yap. Ya söyleyelim bir şey olmaz. Küfür yok bir şey yok. Bilmem kime koy mesela. Tamam mı? Tribünde bunun cezası yok. Tabii ki evet. Tribünde bu tezahürat şey olduğunda çirkin tezahürattan ceza almıyorsun. Her maçta oluyor zaten. Her maçta oluyor. Her tribünde oluyor. Ve hiçbiri çirkin tezahürat kapsamına girmiyor bunların. Çünkü küfür yok, hakaret yok. Bir futbolcunun paylaşmasını ister miyim? Hayır istemem. O ayrı mesele. Ama sportmenliğe aykırı hareketten para cezası aldı. Bence olması gereken de buydu. Yunus Akgün'ü daha hırslandırmış olabilir mi Beşiktaş derbisi öncesi? Bakalım inşallah. Yani bu bazen de bu çok aşırı şey ne diyorlar ona odaklanma da bazen ters tepebiliyor ama. İnşallah öyle bir şey olmaz. Statta da mesela Ersport maçında Yunus Akgün'e çok büyük bir destek Tabii, vardı. Tabii aynen ve çok iyi oynadı bu arada. Evet. Muazzam bir futbol oynadı. Bence Galatasaray kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Çünkü şeylerle de birleştiriyorum. Yani sadece skor anlamında değil. Taktik disiplinle alakalı da çok fazla kademeye girdi. O kanat beklik görevini bir iki pozisyon harici çok böyle kusursuza yakın oynadı. O yüzden bence Galatasaray kariyerinin en iyi maçlarından birini hatta bence en iyisini oynadı. Adana Demir spor günlerine de selam çok iyi. Evet, 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 Programı noktalamadan önce evet. şunu da sormak istiyorum sana. Avrupa Ligi'nde kart sıralaması <laughs> geldi biliyorsun. <laughs> Fenerbahçe 12 sarı kartta 3. sırada. Evet, 2 de kırmızı kartı var. Evet. Galatasaray 3 sarı kartta 33. sırada. <laughs> Fenerbahçe'nin 41 faul toplam, Galatasaray'ın 31 faul. Yani ufak bir hesaplamayla sevgili Furkan, Galatasaray her 10 faulden birinde sarı kart görmüş. Fenerbahçe ise 3.4, 3.3 gibi bir her faulde sarı kart görmüş. Yani sezon başından beri biz ne dinliyorduk? Türkiye liginde. Ne dinliyorduk sezon başından beri? Galatasaray mesela hiç sarı kartın çıkmadığı çok konuşuluyordu. Hatta faal başına sarı kartlar evet. hesaplanıyordu değil mi? Ne oldu abi? Bu yapı UEFA'da da mı var? Sarı kart şirkesini biz Avrupa'da da mı çok başarılı uyguluyoruz? Ya var ya Galatasaray yönetiminin inşallah böyle basireti vardır ya. <laughs> i̇nşallah böyle güçlüdür yani ne diyeyim? <laughs> İnşallah bu kadar güçlüdür yani bu işte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kadar falan böyle yani bazı arkadaşlarımızın bahsettiği İnşallah bu kadar güçlüdür ya hiç öyle olduğunu görmüyoruz ama değil inşallah. Mesela Lucas Torreira üzerinden çok konuşuluyordu. Evet 10. şeyi oldu kart görmediği maçı. Evet. Torayla, bir kara, sarı kart pardon bir sarı kart. Toray bu ligde hiçbir zaman sarı kart görmez. Ya bak tamam hadi be, işin az önce şakasını kenara koyduk tamam mı? Ya saha içine dair hiçbir gerçeklik barındırmayan istatistik veriyorlar insanlara. Hı hı. Ya neye göre mesela? faullerin kaç tanesini sen rakip yarı alanda yaptın? Daha tehlikeli pozisyonlarda yaptın? Daha az tehlikesiz pozisyonlarda yaptın? Kaçı sert faaldü Kaçı yumuşak faaldü Kaçı tamamen top kapma üzerine Olan bir faal diyor. Ya her zaman basittir Önde pres oyunu oynayan takımlar Genelde çok faalli az kartlı oynarlar Niye? Çünkü zaten rakip takımın ceza sahasının önünde Topu kapmak için o da yani Hani şey değil böyle Bir durdurmak için değil Topu kapmaya yönelik yaptığın Çünkü önde pres nedir? Durdurmaya yönelik değil Topu kapıp oynamaya yöneliktir Hı hı o yüzden hamlelerini genelde topa yaparsın. Ya kontrolsüz olur ya biraz daha fiziki şiddeti biraz daha yukarıda bir, şey olur da faal olur. Ama rakip ceza sahasında oluyor bunlar. Ya da rakip yani yarı ya da, sahada. Da, ya da sana tehlikeli olmayan yerlerde, tehlikeli olmayan hmm. pozisyonlarda. Gol tehlikesi olmayan pozisyonlarda oluyor. Yani bunları hiçbir şekilde göz önünde bulundurmadan hani sezon başından beri kart şikesi de kart şikesi. Kart şikesi de, kart de kart. Anladık tamam işte. Ya ne oldu şimdi UEFA'da? Şimdi Galatasaray'ın şeylerine bakıyoruz. Son haftalarda yediği kartlara. Şimdi şey de diyebilirler sevgili Furkan. Bir biz Galatasaray'la bu konuyu bağdaştırdık ve Galatasaray kart görmeye başladı denilebilir değil mi? Faal başı istatistikle açıklıyordun olayı. Bak Galatasaray'ın itirazdan gördüğü kartları çıkar. Fenerbahçe'nin itirazdan gördüğü kartları çıkar. Faal başı yediği kartları dök yine aynı istatistiğe ulaşacaksın. Bu sadece abidik gubilik şeylere mesela Ziyeş'in sarı kartı. Torreira'nın da vardı. Torreira'nın sarı kartı. Faul olan pozisyonda faal vermiyor. Üstüne bir de elden sarı kart veriyor. Ben hayatımda faul beklentisi olup topa sarılan adamın ilk defa sarı kart yediğini gördüm. Yani faal olmasa da özellikle Türkiye'de. Onu da işte. düşüyor, topu tutuyor ya mesela. İlk defa birine sarı kart gösterildiğini gördüm. Torreira'ya. Normalde el deyip başlatılır da oyun. Demek ki UEFA'da da bir yapı var. Ama yapının tabii ki kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Kimmiş, neymiş? Bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece yapılar der geçeriz. Şöyle bir istatistik gördüm şimdi bu arada. Evet. Onu da sana sormak istiyorum çünkü taraftarlar sürekli bu konuyu biraz eleştiriyor. Galatasaray geçen sezondan bu yana toplam 24 duran top golü ile bu alanda Avrupa Liglerinin en iyi takımı konumunda bulunuyor. Evet. Arsenal'den bir gol fazlalığımız var evet. sanırım. Aha. Mertens mi Sarı mı? Tartışması çok yapılıyor <laughs> duran toplarda. Senin tercihin hangisi olur? Bence Okan Hoca bu tartışmayı bitirdi. Hepsinin yeri var. Hepsinin zamanı var. Hepsinin ayrı bir dizilimi var. Ona göre dağılımını yapıyorlar dedi. Onu hoca bilir. Ama tabii ki Sara çok iyi. Ama Mertens'i de yabana atmamak lazım. Geçen sezon Mertens, Mertens, kullanıyordu. Tabii canım. Mertens de iyi bir yan top kullanıcısı bence. Tabii ki şey değil. Hani ilk tercihim Mertens olmayabilir ama sırf bu yüzden de Mertens çok kötü bir duran top kullanıcısıymış gibi tavır da çok doğru değil bence yani. Mauro Icardi de Galatasaray kariyerindeki 61. golünü atarak Galatasaray tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu Milan Borussia yakaladı. Evet. Bir gol daha atması halinde ikinci oluyor. 72'de Hacı miydi? 72. Evet, değil mi? doğru. Evet. Şunu sorup bitiriyorum. Galatasaray tarihinde gördüğün ve izlediğin en iyi yabancı forvet. En iyi yabancı forvet. Hemen Icardi diyesin var. Bir, bir tık düşünmek istiyorum. Icardi ya. Icardi, Icardi. Benim için Milan Baroş. Milan Baroş mu? Evet. Çok severim ben de. Milan Baroş'u. Milan Baroş'un imzalı forması vardı bende bu arada. Satarsan talibim. Satamam. <gülüyor> <gülüyor> nerede olduğunu da çok emin değilim bu arada. şey de olabilir. Yani annemlerin evinde olabilir. Sevgili Aldın Üstüne sağ olsun. Çok güzel de bir jest yapmıştı bana zamanında hiç tanımıyorken. Çeşme, Alaçatı'da bir iş yapıyordum o zaman. Sonra bir restoranda otururken Sayın Ali görmüştüm. Gittim yanına selam verdim işte. Haydin Bey ben de Galatasaraylıyım. İşte sizi seviyorum falan filan gibi. Öyle bir şey. O zaman yöneticiydi tabii o. Kasımpaşa maçı vardı. Hatırlar mısın şeyin elle, Ali Güneş'in elle çıkardığı <laughs> Kasımpaşa. O maçın bir gün öncesi. Alaçatı'daydık. Ondan sonra şey demiştim. Ya ben de İstanbul'dayım. Hani imza formayı hiç yok bende. Hani bir idman ziyaret edip imzalatsam olur mu falan gibi böyle bir şey yapmıştım. O da demişti ki şey yapma hani sen hiç bölme ben dedi sana yollarım. Sonra nerede işte oturduğumuz restoran dedi ki ben buraya yollayacağım dedi. Sen buradan gel al. Kasımpaşa maçını 3-1 kazanmıştık sanırım o maçı ve 2-1 mi çekim emin olamadım. 3-1 olabilir. 3-1. Yanlış hatırlamıyorsam 3-1. 2 gün sonra bana restoranın sahibinden telefon geldi. Haldun Bey'den paketiniz var gelip alabilirsiniz diye. Bir gittim 15 numara Baroş. Baroş'un imzası var burada. Güzel bir anıydı benim için. Teşekkürler buradan da Aldun Bey'e. Mete de arkadan Drogba resmi verdi. Drogba'yı çok severim ama Galatasaray'ın en iyi yabancı forveti Milan Baroş'un önüne koymam. Ben de. Bir de Milan Boruş kötü zamana denk geldi ya. Ve o sakatlığı. Ee, sakatlığına denk geldi. Baksana Met adam ikinci şey adam. Mete ile hep ona çok üzülürüz abi. Evet evet. Hep bunu konuşuruz ve bir dert ah, de Hem de <laughs> Ağzına sağlık Yeniç abi. Senin de ağzına sağlık Furkan. <laughs> Bu arada tahmin izleyicilerinden sabitiyorum beğeni ve abonelik ve hype tabii ki özellikle rica edelim. Sizin etkileşimleriniz bizim videoların başka insanlar tarafından keşfedilmesi için çok önemli. Tabii ki videolarımızı da böyle Whatsapp'tan ve Whatsapp gruplarından paylaşırsanız çok seviniriz. Eriş Bilecan'a da DM atabilirsiniz. <laughs> Erinç Bilecan'ın <laughs> Instagram adresi Erinç Bilecan. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.